Hepinize merhaba, Midflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte 10. tarifimizi, 10. içeriğimizi oluşturacağız, yapacağız. Bugün 750 gramlık gördüğünüz gibi güzel bir parça antrikotum var. Bunu hazırlayacağız, bununla yapacağız. Antrikot normalde diğer tariflerimizde bildiğiniz gibi aslında daha çok ne yapıyoruz? Eti biraz dışarıda bekletiyoruz. Oda sıcaklığına gelmesini istiyoruz aslında. Yani bir kapın 3'te 1'den biraz fazla soya sosu ekliyoruz. Çok basit bir şekilde sıvı hale getirdik. İzninizle bir parça tadıyorum. Mükemmel. Hepinize merhaba, Midflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte 10. tarifimizi, 10. içeriğimizi oluşturacağız, yapacağız. İlk defa iki haneli sayılara geçiyoruz Midflix'te. Yayın hayatımızın 3. ayında 10. videomuzu bugün birlikte gerçekleştireceğiz. Çift hanelere geçtiğimiz için heyecanlıyız. Bizimle ilk defa bu videoda tanışanlar, bu videoda karşılaşanlar, Midflix'e hoş geldiniz. Geride 9 videomuz daha var. Onlara da göz atarsanız seviniriz. Bizimle buraya kadar bu yolculukta gelenler, eşlik edenler, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Lütfen bizimle olmaya devam edin. Daha yapılacak harika yemeklerimiz var. Bugün 10. videoya özel, ilk defa çift haneye geçmemize özel nefis bir tarif yapacağız. Bugün Uzak Doğu'ya gideceğiz, Kore mutfağına gideceğiz. Kore mutfağının belki de en uluslararası yemeğini yapacağız. Kore usulü dana eti yapacağız. Eklektik mutfaklarda, dünya mutfaklarında Korean Beef diye geçen, orijinal ismi Bulgogi olan yemeği yapacağız. Ben Türkçesinde Kore usulü dana eti diyorum. Daha anlaşılır ve kulağa daha iyi geliyor bence. Bugün Kore usulü dana etini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz, yapacağız. Eğer bu tarifi bizimle birlikte yapma şansı bulursanız, sizinle birlikte tatma imkanı elde edenler %100 eminiz ki size teşekkür edecekler, çok memnun kalacaklar. O yüzden heyecanlıyız. Hadi gelin, bu haftaki içeriğimiz, bu haftaki videomuz buradan başlasın. Evet, kullanacağımız malzemeler bunlar. 3 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yarım armut. Benim armudum biraz daha küçüktü, o yüzden 3 dilim olarak koydum. Yani orta boy bir armudun yarısını koysanız yeterli olur. Yarım soğan, böyle büyük parçalar halinde kullanabilirsiniz. Kabaca doğrasanız yeterli olur çünkü zaten blenderdan geçecek. Yani 4 diş, 5 diş boyutuna göre sarımsak. 3 yemek kaşığı susam yağı. 2 tane taze soğan, yine kabaca doğranmış. Hiç ince doğramanıza gerek yok. Dediğim gibi blenderdan geçecek ve sıvılaşacak, un ufak olacak. Son olarak da 80 ml soya sosu. Marinasyonda kullanacağımız temel malzemeler. Marinasyon için bu malzemelerle ilerleyeceğiz. Evet, tarifimizi hazırlamaya ilk iş etimizi doğrayarak başlıyoruz. Bugün 750 gramlık gördüğünüz gibi güzel bir parça antrikotum var. Bunu hazırlayacağız. Antrikot zaten yumuşak bir et, lezzetli bir et bildiğiniz gibi. Bunu ben bir 10 gündür de ıslak olarak dinlendirdim. Dolabımda 2 dereceyi kullandım. Daha da yumuşak hale geldi. Gördüğünüz gibi bastırdığım zaman geriye gelmesi etin biraz zaman alıyor. Gerçekten lokum gibi oldu. Bu eti şimdi ince ince doğrayacağız. Eti kolay dilimleyebilmek için dolaptan yeni çıkartmış olmak önemli. Normalde diğer tariflerimizde bildiğiniz gibi aslında daha çok ne yapıyoruz? Eti biraz dışarıda bekletiyoruz. Oda sıcaklığına gelmesini istiyoruz aslında. Bunu yapmamızın sebebi ilk başta mühürlüyorsak etin kolay mühürlenmesi için, dışının kolay karamelize olması için. Bu tarifte ama tam tersine dışarıda bekletmiyoruz. Direkt dolaptan aldığımız haliyle etimizi dilimlemeye başlıyoruz. Neden? Çünkü kolay dilimleyebilmek için. Çok da fazla et gevşemesin istiyoruz. Kolay dilimlenebilsin istiyoruz. Böyle. Çok fazla yağlarını ben bu tarifte kullanmıyorum arkadaşlar. Bunlar iyi olmuyor. Şöyle şu kalınlıkta, yani gördüğünüz gibi 6 ila 8 milim kalınlığında kesseniz yeterli olur. Çok ince olmasını istemiyoruz. Biraz dişe gelsin etler. Biraz yerken ağzınızda et yediğinizi hissedin. Ama kalın da olmasını istemiyoruz ki marinasyon, kısa bir marinasyon süresi var. Sadece yarım saat bekleteceğiz etlerimizi marinasyonda. Etleri kalın dilimlersek bu süre içinde marinasyonun etki etmesi zor olacaktır. Şimdi hazır olan etlerimizi marinasyon için getirdiğim cam kabımıza alıyorum. Şu fazla yağların hepsini ben alıyorum.
arkadaşlar. Bu tarifte almayabilirsiniz de, size kalmış. Ben tercih etmiyorum çünkü tavada hızlı bir şekilde pişecek. Bu yağların o süre içinde erime şansı yok. Mutlaka ağza gelecektir yerken. Bu benim çok hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla şu antrikotun içinde, antrikotun karakteristik olan yağlarını, ribeye'in ay kısmını ben alıyorum. Antrikotun bu yağları tabii mangalda yaptığınızda, mangalda bu eti pişirdiğinizde ne oluyor? Aslında ya eriyor gidiyor ateşin sıcaklığıyla, ateşin etkisiyle. Eti lezzetlendiriyor. Bir taraftan kızardığı için ete lezzet katıyor. Ama tavada yaptığımızda tabii bu şansımız yok. Tavada bu yağ mutlaka olduğu haliyle kalır. Dolayısıyla ben şimdi onları ayırıyorum. Onları tarifimizden uzaklaştırıyorum. Evet, sıra geldi Kore usulü dana etimizin, bulgogimizin marinasyonunu hazırlamaya. Çok kolay bir marinasyon var aslında. Malzemeler çok basit. Yarım soğan, yani orta boy, orta boydan biraz hallice bir soğanın yarısı kabaca doğradım. Kabaca parçalara bölüyorum. Blender'ın içine atıyorum. Bunların hepsini blender'dan çekeceğiz. Dolayısıyla çok da ince iş yapmamıza gerek yok. Şöyle, yani 4 normal diş olarak görürseniz şu küçükleri, 4 diş kadar sarımsak. 3 diş de olur, 5 diş de olur. Tamamen damak zevkinize kalmış. Sarımsak seviyorsanız daha çok da koyabilirsiniz. Şöyle 2 tane taze soğan yine marinasyonun içine giriyor. Yine kabaca doğranmış halde. Bir yarım armut bu marinasyonun içinde olması lazım. Benim evdeki armutum, bulduğum armudum biraz daha küçüktü. Dolayısıyla 3 dilim olarak kullanıyorum. Yarım armut gibi düşünebilirsiniz. Yarım armut içeri giriyor. 3 yemek kaşığı esmer toz şeker kullanıyoruz bu marinasyonda. Onu içeri ekliyoruz. Şöyle esmer toz şekerdir. Kinetik kum gibi bir şey. Çocuklar olanlar kinetik kumun ne olduğunu bilirler. 80 ml yani bir kapın 3'te 1'inden biraz fazla soya sosu ekliyoruz. Ve son olarak 3 yemek kaşığı susam yağı marinasyonun içine giriyor. Bu kadar. Şimdi bunları blenderdan çekeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Yapacağımız şey aslında bunu çok basit bir şekilde sıvı hale getirmek. Tamamen sıvı hale geldiler. İşte gördüğünüz gibi bu. Marinasyon sıvımız bu. Bunu şimdi etle buluşturacağız. Üstüne bir yarım soğan ekleyeceğiz. Marinasyon sosumuzu etimizin üstüne ekledik. Bir yarım soğan kullanmıştık başta biliyorsunuz. Bu da diğer yarısı. Bunu da şimdi üstüne ekleyeceğiz. Evet. Şimdi sosla etleri iyice bir karıştıracağız. Bu soğanla, sosla şöyle iyice etle bir araya girdi. Bu yemek bulgogi aslında özellikle otel restoranlarında, dünya genelinde çok bulunan bir yemek. Otel restoranları bildiğiniz gibi daha çok, daha büyük kitlelere hitap edebilmek için daha eklektik menüleri tercih ediyorlar. Bu da aslında tüm dünyadan herkesin hoşuna gidebilecek bir lezzet. Hem bir uzak doğu tarifi insanlara enteresan gelebiliyor. Hem de sevilen bir tarif olması, sevilebilecek bir tarif olması itibariyle çok yer veriliyor. Dolayısıyla bulgogi aslında bizim dönerimiz gibi. Nasıl Türk döneri dünyanın her yerinde var. Şu streç filmi açabilirsem, streçle kapatacağım üstünü. Harika. Şimdi muhteşem eti bu şekilde dolaba kaldıracağız. Bir yarım saat dinlenmesini istiyoruz.
Evet, finaldeyiz, son aşamadayız. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Bu yemeği daha önce birçok kez yaptım. Ama her seferinde şu manzarayla karşılaşınca heyecanlanıyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Çok muhteşem gözüküyor. Evet, şöyle izninizle bir parça tadıyorum. Mükemmel. Son yaptığım tariflerde öyle lezzetler oluyor ki tadım esnasında konuşamayacak hale geliyorum. Konuşamıyorum. Beni mazur gör. Mükemmel. Marinasyonun içine kattığımız o malzemeler, soğanı, sarımsağı, soya sosu, armudu, hepsi mükemmel bir şekilde bir araya gelmiş. Soya sosunun da etkisiyle tam bir hemhal olma durumu söz konusu. Birbirinin içine geçmişler. Bu lezzetler ette bütünleşmiş ki etimiz de çok lezzetli bir etti. Antrikotun özel dinlenmiş parçalarından bir tanesini beklettiğimiz dinlendiği antrikotlardan birini yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Bu tarifi deneme imkanı bulursanız, hayata geçirme imkanı bulursanız %100 eminiz ki siz de çok memnun kalacaksınız. Sizinle birlikte bu tarifi tatma imkanı bulanlar yine %100 eminiz ki size teşekkür edecekler. Hazırlaması çok kolay. Sadece 1 saat içinde hazırlanıyor. Malzemeleri çok kolay. Yani öyle uçuk kaçık uzak doğu sosları, baharatları yok. Özellikle aramak için çaba göstermeniz gerektiren malzemeleri yok. Pişirmesi çok kolay. Yani bir yarım saat dolapta marine edip videonun içeriğinde gördüğünüz gibi sonrasında sıcak döküm tavada mangal kullanmaksızın pişirebiliyorsunuz. Tavada yapılan çok kolay bir tarif. Lütfen deneyin. Çok memnun kalacağınıza eminiz. Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Yine nice onlarca videoda birlikte olun. Yine bizimle olun. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Videomuzu beğendiyseniz, içeriğimizi beğendiyseniz, bugünkü yolculuğumuzdan memnun kaldıysanız lütfen aşağıdaki like butonuna basmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız benzer içerikleri kaçırmamak için abone olmanızda fayda var. Ki bildirimleri açarsanız YouTube size yeni video geldiğinde uyarılarda bulunacaktır. Size hatırlatmalarda bulunacaktır. Böylece daha kolay birlikte olabiliriz. Ve son olarak tarifi beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa, mutfaktan, gastronomiden zevk alan, mutlu olan arkadaşlarınız varsa çevrenizde, onlarla bunları paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Haftaya yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.